Merhaba genç yetenekler. Ben Ayhan Karahan, Milli Takım Teknik Kurul üyesiyim. Karahan Gençlik Spor Kulübü'nün karate antrenörüyüm. Bugün Uzak Doğu sporları içerisinde karate do'yu işleyeceğiz. Karate do nedir? Tarihçesi nedir? Bunlara bakacağız. Kara boş, te el anlamına gelir. Boş elin hünerleri anlamında kelime anlamı olarak. Uzak Doğu mücadeleleri içerisinde ilk çıkışı milattan sonra Hindistan adasının, bugünkü Japonya'nın Okinawa adasında Uzak Doğu sporları olarak başlamıştır karate do ve mücadele sanatları. Karate'nin felsefesi boş elin hünerleri anlamında silahlı saldırıya karşı silahsız savunma sanatı olduğunu göreceğiz. Karate zihinsel, fiziksel olarak gelişimizi sağladığı gibi sosyal ve kültürel olarak da ne yapıyor? Kişinin gelişmesinde öncülük tanıyor. Her şeyden önce karate do sağlıklı bir yaşamı sürdürmek için bütün sporlarda olduğu gibi ilk maddesi sağlıklı bir yaşam olarak hayata tanıtıyoruz biz karate do'yu. Özgüven noktasında Uzak Doğu sporları içerisinde en güvenilir spor dalı karate diyoruz. Niye? 18 yaşına kadar kesinlikle biz temas yok. Bu anlamda çocuklarımızın yani kuvveti kontrol altına alma sanatı da diyebiliriz. Karate do sanatındaki felsefemiz sağlıklı, sıhhatli, zindeli ve toplum içerisinde sevilen, sayılan, saygı duyulan bireyler olarak yetiştirebilmek lazım. Karate do sanatının içerisinde tabii ki ülkemize gelme şekli 1981 yılında Hakkı Koşar hocamızın Şihan ve Şihan Enver Hancı hocamızın gayret ve çabalarıyla beraber Türkiye'ye getirilmişti, kurulmuştur. Bugünden, o günden bu yana kadar şu anda olimpiyatlara kadar yükselişimiz sürmektedir. Olimpiyatlarda, 2020 olimpiyatlarında karatemiz şu anda mücadele edecekti. Bu pandemi hastalığın süreci noktasında 2021 yılına atıldı. İlk defa karate olimpiyatlara katılacak ve 8 siklette yarışacak karate. Fakat 5 sikletinde milli sporcularımız bu başarıyı gösterdi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Sayın Esat Deli Hasan'ın önderliğinde milli takım teknik kurullarıyla beraber büyükler kategorisinde ilk defa olimpiyatlarda 5 siklette şu anda yarışmayı Tokyo'da yapılacak 2020 olimpiyatlarında söz sahibi oldu karate. Karateyi biz nasıl tanıyacağız? İki aşamada karateyi biz tanıtacağız. Bir ananevi karate, iki sportif karate. Ananevi karatede burada en önemli felsefesi benliği yani nefsi dizginler altına alabilmek. Nefsi yönetebilmek, egoyu bir tarafa bırakıp hiç olabilmek. Sportif karatede ise yarışma anlamında kullanılmaktadır. Performans sporcusu olarak. Belli kurallar çerçevesinde sporcularımızın o kurallar içerisinde yarışmasıdır sportif performans karate. Performans sporuna baktığımız zaman karateyi bölümleri olarak Dünya Karate Federasyonu 4 stil olarak aldı ve son stil olarak da 5 tane resmi müsabakalarda stili tanıdı. Shotokan, Shotoryu, Wada-ryu, Goju-ryu ve Kyoshinkai stilleri olmak üzere 5 tane branşta, 5 tane stili Dünya Karate Federasyonu yarışmalarında, olimpiyatlarda da müsaade ediyor. Bunun yanında tabii ki resmi olmayan, tanımayan birçok branş daha var. Kajukenpo, ondan sonra Aikido, Jujutsu gibi karatenin birçok dalları daha var. Şu anda performans sporcusu olarak yetiştirdiğimiz sporcular milli takımlara girerek kategorileri var. Minik, Yıldız, Ümit, Genç, 21 yaş altı ve büyükler olmak üzere de kategoriler sergilenmektedir. Goju-ryu karate 1850 ve 1916 yılında Kanyo Higanna Sensei'nin kurduğu Okinawa adasında ortaya çıkmış. Go sertliği ifade ediyor, Ju ise yumuşaklığı ifade ediyor. Sertlikten yumuşaklığa geçmek, yumuşaklıktan sertliğe geçmek. Tekniklere baktığımız zaman dairesellik içeriyor. Direktmen vuruşlardan kaçış ve bütün teknikler dairesellik içermektedir. Bir anda sertlikten yumuşaklığa geçip yumuşaklıktan sertliğe geçme özelliği tanıyor tekniklerde. Kion dediğimiz sabit olarak çalışmalar, durarak yaptığımız teknikleri içeriyor. Kionido ise yürüyerek çalışmalar, yani yaptığımız teknikleri yürüyerek gösterimini sunuyor. Kumite ise rakibin birebir yakın temasıyla beraber atmalar, kırışlar, vuruşlar,
ve rakibi etkisiz hale getirmedi. Sopaydı, boğaza saldırmaydı, ondan sonra bıçaktı, yakın dövüş teknikleri birebir mücadelelerle beraber kumitenin içerisine giriyor yakın dövüş. Karate Do'nun çıkışına baktığımız zaman silahlı saldırıya karşı silahsız savunma sanatı demiştim biraz önce. Çin'in Japonya'yı işgaliyle beraber Okinawa Adası'nda 10 sene ne yaptı? Silah bulundurmama yasağı getirdi. İnsanların kendini savunabilmek için karate tekniklerini ortaya koydular. Kanyo Gana Sensei'nin mücadelesiyle beraber ilk öğrencisi Miyagi Sensei ile beraber günümüze kadar Gojiri stili bugünlere geldi. Şimdi karateyi sınıf ders olarak baktığımız zaman bölüm olarak savunma sanatı dedi. Amaç rakibin gelen atakları bertaraf edip rakibi etkisiz hale getirmek. Karatenin içerisinde 5 tane ders işliyoruz biz kulüplerimizde. 1. Kyon, 2. Kyonido, 3. Kata, 4. Kumite dersler olarak işliyoruz. Pekala, gelen çocuklarımıza biz tabii ki karate, kara boş, te eldi, boş elin hünerleri olduğunu söylemiştik size. Pekala, ilk amacımız doysa ne, izlenilen yol anlamına geliyor. Karate Do'nun olmazsa olmazlarından kuralları disiplin. Nezaketle başlar, nezaketle biter. Selamla başlar, yani selamla biter. Her hareketin başında ve sonunda. Teknikler yapıldıktan sonra kişinin zihinsel, fiziksel, psikolojik olarak gelişimini sağladığı gibi aynı zamanda da sosyalleşmesini sağlar. Toplum içerisindeki özgüvenini kazanarak olgunlaşma ve mükemmelleşme yolunda ruhen çocuklarımıza bu gelişimi sağlarız. Karate beyaz elbisenin üzerinde giyiliyor. Kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşme yolundaki göstergeleri oluyor. Karate'deki danlar ustalık derecesini ifade ediyor. Biz eğitim seminerlerinde bunları hep istiyoruz veya gelen kişilere gösteriyoruz, katılımcılara. Sportif karate'deki ekipmanlarımız nelerdir? Bunları sayacak olursak koruyucu ekipmanlar, ellik, kaval kemikliği, dizlerimize takılan göğüslük, self-cut dediğimiz elliklerimiz, dişliğimiz, kırmızı mavi kemerlerimiz. Bu anlamda sporcunun ekipmanları olarak değerlendirebiliyor. Karate Do özel kauçuklukla yapılan 3 santim veya 1,5 santimde birbirlerine geçme özelliği olan 1 metre karelerden oluşan ve birbirine geçerek zemin oluşturan bir tatemi diyoruz biz bunu. Musabakalarda, sportif musabakalarda karatenin ölçüsü, tateminin ölçüsü 6'ya 6 miniklerde, gençlerde, büyüklerde 8'e 8 10 metrekare üzerinde yapılıyor. Fakat kumite yani ju kumite maçlarında bu. Katada ise ölçü yok. Düz bir zemin olarak diye geçiyor. Pekala, karate bugün olimpiyatlara, 2020 olimpiyatlara hak kazandı. 8 siklet var. 8 siklette Premier Lig'lerde 1,5 seneden beri bayağı bir katılımlarla beraber olimpiyatlara potada girebilmesi için mücadele verdi. Bu mücadelede 8 sikletin 5'ini şu anda garantiledik. 5 siklette sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Kalevre dediğimiz 3 siklette de tekrardan maçlar yapılacak. 3 siklette de sporcularımız şu anda gerçekten iddialı. O sikletleri de ümit ediyorum ki en kısa zamanda o sikletlerde de sporcularımızı milli takıma olimpiyatlara göndereceğiz. Türkiye tarihinde, yani dünyada ilk defa olimpiyat noktasında ilk defa gireceğimiz karate branşı gerçekten çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Karate Do sanatını böylece özetlemiş olduk arkadaşlar. Karate Do zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak toplumda doğru, dürüst, ilkeli, karakterli insanlar yetiştirmek amacımız. Bunun yanında da saldırılara karşı kendimizi savunabilme yeteneği anlamında özetleyebiliriz. Genç yetenekler, sağlıkla kalın, sporla kalın. Güzel günler sizin olsun.